Yani Osayi girdi, Mert Müldür çıktı. Bugün de keza aynı. Aynı değişiklikler. Yani oyunun gerektirdiği değişiklikler değil. Fenerbahçe ileri çıkıyor. 5 toptan 3'ünü kaptıran Edin Dzeko. Evet. Tamam, ilk yarı iyi oynadı, geldi, pas bağlantısı yaptı. Ama ikinci yarı oyun öyle gitmiyor. Bir de bu adam 86 doğumlu hocam, hocam, yoruldu. 38 yaşında. Bir de size'lı milyon oyuncu da değil. Hocam bir de arkada Tadiç. İsmail'le şeyin anası ağladı. Şivanski'nin. Vallahi öyle bir yorulmuşlar. Ben bir iki gün dinlenseler kendilerine gelirdi. Şimdi San Maksiman'da geriye geldi hocam. Tabii hocam. İki parçalı oyuna dönüyor iş. Tabii tabii. Dört kişi bravo. Önde. Değil mi hocam? Tabii, biz Rea Hoca ile seyrediyorduk. Bir, iki. Allah Allah dedik ya, bu Dzeko her aldığı topu kaybetti. Aynı, aynı. Neden hala çıkartmıyor acaba falan diye düşünüyorum. Bu teknik adamların çok da söylenir ama böyle şeyleri var mı? Yani takıntılar mı? Sabit fikirleri. Ya bir de bazı skoru, oyuncular ya hayır, da oyun skoru için. Almışsın. 2-0 öndesin. Biraz topa sahip olsan, tempoyu düşürsen. Yani o skoru almasan belki dersin ki bir beklenti içerisine girersin Edin Dzeko'dan. Tamam, çıkarmayalım. Her şey olumlu gitmiş hocam. 40'ta 51. dakika arası Fenerbahçe'nin 4 pozisyonu var, ikisi gol. Şimdi Tadiç diyor ki, bugün bence o da hemen hiç yoktu. 2-0'ın tehlikeli skor olduğunu konuştuk. Üçüncü golü bulmalıydık. İki tane kolay gol yedik. Buna biz sebep olduk. Bu şekilde olmamalıydı. Daha fazla karakteri ortaya koymalıydık. Ben tabii için bu daha fazla karakteri ortaya koymalıydık benzeri söylemlerini geçen yılda çok duydum. Koyun o zaman. O zaman koyun. Yani. Varsa bu düşünce. Çünkü Fenerbahçe'deyiz ve bu sorumluluğu göstermemiz gerekiyor. Bilmiyorum. Yani 2-0 nasıl tehlikeli skor Fenerbahçe için, ben onu da anlamadım. Ben de o zaman deplasmandasın. 2-0 öndesin. 2-0'a tehlikeli skor diyorsun. Ya hatta ikinci devrenin başı kaçırılan iki tane net, hadi net diyelim, iki tane pozisyon var. Ya. Fenerbahçe hocam bir maçı kazanabilmesi için 3-0 mı öne geçmesi lazım? 2-0 bir 45 dakika oynayacaksın. Yani. Bir de hani rakibin ilk yarıda bir şey oynamadı ki. Hani sen de oynamadın da rakibin de oynamadı. Ya, neden 2-0 tehlikeli? Ya şimdi, hani seni çok tehdit tabii eden ya bir rakip olur ilk yarıda. 1-0 için konuşabiliriz de 2-0 mesela, nereden çıktı? Niye mesela 2-0 bu gelgitleri yaşıyor Fenerbahçe? Esas onu tespit etmemiz gerek. Niye Fenerbahçe bu kadar gelgitli oyunu oynadı? Çünkü İsmail ile Şimanski böyle top becerisi, pasa alıp işte pas oyunu oynatacak değil mi? O aktif dinlenmeyi yapacak takıma, tempoyu düşürecek oyuncu değil. Yüksek enerjiyle oynayıp kazandığı topla hemen ileri çıkan, top kazanan, pres yapan iki tane önemli dinamizm olan oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi bu ilerideki oyuncu özellikle Dzeko yoruldu. Aynı şekilde sen maksimum bu profilde değil, alıp geçecek adam. Tadiç sahada yok. Ne oldu biliyor musun? Fenerbahçe ne orta sahada ne hocam böyle bir profilde tamam bir oyuncu oldu. Aynı şekilde hücumda da gelen top hemen top kaybından geriye geldi. Tenis maçına döndü. Bu ne oldu? Fenerbahçe'ye daha fazla geriye etti. Hem skoru koruma telaşına girdi 68'de gol yiyince erken. Evet. Göztepe ile Şimanski ve İsmail arasında oynanan bir maç sanki değil mi? Tabii o çok. Şey, Livakovic de iyi oynadı, onu da söyleyebilirim, evet, ama oynadı. Fenerbahçe ya bu orta saha özelinde Fred'siz olmuyor. Yani ona ayrı bir parantez ben açmak lazım. Ben de onu anlayamadım hocam. Geçen yıldan beri bizim o Fred şeyi vardı. Fred'in olmadığı maçlar bir verir misiniz Berkay? Fred'siz olmuyorsa, Fred'siz olmadığı da geçen yıldan beri sürekli söyleniyorsa, transfere de büyük bütçeler ayırıyorsanız hocanız dahil. Yani işte En-Nesyri 20 milyon, hocanız işte 20 mi 25 mi ne kadarsa bilmiyorum. Oraya adam alın. Ya biraz önce Rea Hoca dedi ki oyun niye tutulmuyor ya, anlattı. Yani oyun çok geçişli olmaya başladı dedi 2-0. Orada bir oyunu nasıl söyleyeyim, böyle biraz durduracak, tempoyu düşürecek, pas aktif yapacak. Dinlenme yapacak. Hocam bravo hocam. Şimanski de bu değil, İsmail de bu değil. Az önce söylediğim ikisi de işte yani onu. Orada işte Fred gibi bir oyuncu. Hocam Fred de olur veya bak şimdi iyi değil o kadar. Kurunic vesaire birini al orada. Aman hocam toplayı. Kurunic. Bak, hayır. Ya Kurunic orta saha olarak söylüyorum. Bertu'yu alırsın vesaire. İrfan Can'ı al, bir topu tutsun, o 8 numaraya dön, 4-3'e dön. Yani bir şekilde orta saha bir dengelemen gerek. Çok dengesiz yani oldu. İşin tuhafı Ender, şimdi bu kadar transfer yapıyorsun. Geçen seneden zaten Fred sakatlandığında onun muadili bir oyuncun yok. Şimdi gitti, bak, sıkıntı yaşadın. Şunu hazırlattık. Şu oynadığı maçlar, bu taraf oynamadığı diye düşündün. Arkadaşlar onu yanlış yazmış. Oynadığı maçlar diye. Oynadığı maçlar sol taraf, bu taraf oynamadığı maçlar. Sizlerden özür dileyelim. O şekilde düşünün. 37 maç oynamış. 31 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet onun oynadığı maçlarda.
oynamadığı 21 maç var. Kaçırdığı, sakatlık nedeniyle kaçırdığı. Yoksa sağlamken oynuyor adam. Evet. Verseniz arkadaşlar, yani yanlış yazmışsınız, verin ama. 21 maç kaçırıyor, 10 galibiyet, 5 beraber, 6 yenilgi alıyorsun. 11 maçta puan kaybediyorsun. Yarısından fazlasında. E bu tabloda, bu veride ne çıkıyor sana? Sezon sana başı, demek ki bu adam, sezon başı bu adam gibi ya da bu muadili, adam alternatif muadili, olacak tabii adam bir lazım. Oyuncu alacaksın. Ya planlamada yanlışlığı gösteriyor o zaman. Sen Levent Mercan'a hocam etmeyen oyuncuya 3 tamam. milyon euro veriyorsun. Anadolu takımlarına zor oynar. Oğuz'u alıyorsun 6 milyon euro veriyorsun. Bugün 5 değişiklikte oyuna sokmuyorsun. Geniş alana hızlı çıkacak bir oyuncu. 8 numara almadan El Nesri önemli bir golcü, hiç itirazım yok. Jose Mourinho'ya veriyorsun para. Sen Maksimen'e 8 artı 4'ünü veriyorsun. 8'i karşı işte Suudi Arabistan'daki işte geldiği kulübü ödüyor. 4'ünü sen ödüyorsun vesaire vesaire. Sana en önemli 8. Ve de kulün işte olmayacağı belliyse de bir şekilde kulün içe veda edip oraya da bir 6 numara İsmail Yan'ı alıp zaten, ondan sonra transferde hocam, gerekli zaten, kartları hocam, açarsın. Hocam hepsini anlıyorum. Çok ciddi hepsini bir anlıyorum. Ya hocam. İrfan oyuna girmedi ya bugün. İrfan yok. İrfan'ı hocam düşün. Ya ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Kenarda olduğuna göre sakatlığı yok demektir. Hayır, sakat yok. 3 gün önce oynadı. Oyuna girdi 3 gün önce şeyde. Hocam İrfan'ı kendi düşüncesine göre diyor ki kanatlarda Tadiç oynar. Öbür tarafta topu taşıyan driplikçi bir oyuncu ya, kim? Maksimen'i oynatayım diyor. Tadiç'e yani Tadiç diyor ki profilinde 3 aşağı 5 yukarı. İrfan var, İrfan'ı oynatmıyor. Tutmuyor orada tamam, Tadiç oynatıyor. Şey oynatsın. Hocam Fred'in yerini oynatsın. Hadi orada oynatmasın, kabul etti. Oynasın. Ama ben bir şey söyleyeyim. Tadiç mi İrfan, her zaman 10 kere İrfan'ı tercih ederim. Tadiç'i tercih etmem. Ve de geçen seneki performansı ortada İrfan'ın. Tabii hocam. Yani böyle İrfan'ı bu kadar dizginleyerek, ederek, oynatmayarak. Hocam açık alana çıkacağın Oğuz yok. Topu tutacağın İrfan yok. 5 değişiklikte ilk değişikliği düşünebiliyor musun? Samuel atletizm var. En kötü yorulduysa Mert'in önüne koy. Açık alana hızlı çıksın. Rakip kale en kısa yoldan gider. En hızlı takım saha içinde. Yani Maksimen'den bile bekten hızlı. Bekten başlıyorsun. Ya, düşün ya, bekten başlıyorsun, bir de Maksimen'i çıkartıyorsun. Evet ikinci yarı düşüyor ama Samuel'i madem öne koy, deplasman oynuyorsun. Atletizmi olan bir oyuncu. Hafta içinde senin... Rio Ferdinand bir açıklama yaptı Mourinho için. Duydunuz mu? Yok. Yani tamam. Ben de işte yazı yazdım. Mourinho gelse bizim futbol ahalimiz Mourinho'ya 2 haftada 3 haftada laf edecek diye, ama onu haklı kılacak şeyler yapıyor şu anda. Şu an formsuzken ya, formsuz ya şu anda Mourinho da formsuz. İşin gerçeği Mourinho, hani biz hocanın tartışacak amaç hocanın bravo değiliz, bravo. Yani ne alakası var ya, ama hoca değil. Bir de maç değerlendirmek tabii, durumundayız. Ya Mourinho ya. Hoca değil, şöyle başarısı şu kadar bir, ama Mourinho yani bir eli değmedi Fenerbahçe'ye geldiğinden beri, Şampiyonlar Ligi ve ligde değmedi. Şimdi geçen sene 99 gol 99 puanla bıraktı İsmail Kartal. Geçen seneki ben İsmail Kartal'la Mourinho'yu zaten kıyaslamıyorum. Öyle bir kıyaslama hiçbir futbol adamı da yapması doğru değil. Ama geçen seneki daha enerjisi yüksek, daha öne oynadığını saha içinde bilen, oyun ezberi olan bir Fenerbahçe vardı ya. Bundan yani bu görüntüden daha iyiydi Fenerbahçe. Lille'i de eleyebilme şansı, bak eler elemez o ayrı. Daha yüzdesi fazlaydı geçen seneki takımın. Bu Göztepe maçında 2-0'dan sonra kaybetmesi, 2-2 yani 2 puan kaybetmesi, yüzdesi de daha azdı. Bence değişikliklerle maç berabere bitti. Net. Yani hocam ya zamanında ya yapılmayan değişiklikler ve hayır yapılan yanlış değişikliklerle hocam, de alakalı. Ceko'yu sonuna kadar oynattı ya. Ceko'yu gördün sen, maç bitinceye kadar oynattı ya. Adamın hayır, nefes artık alamıyordu adam en ya. Son bir iki tane hocam nefes alamıyordu, gördün doğru mü? Doğru söz. Bizi izleyenler en son 2-2 olunca bu uzatma dakikası Livakovic'in uzun vurdu. İki tane Göztepe stoperin arasında toz gibi kaldı, çıkamadı bile yorgunluktan. Bunu Jose Mourinho önünde bu nasıl görmüyor? Nasıl maçtan önce diyor ki yani simülasyon yapıp, ya biz Mourinho'dan bahsediyoruz ya. Ülkeye geldiğinde hepimiz çok sevindik dedik. Antrenör olarak çok şey öğreniriz. Yani çok farklı bakışı var. Terminoloji olarak birçok şey öğretir. Yani çok usta, başarılı bir teknik adam. 26 kupası var ya. Bu kolay bir şey mi? Yani bu ligimizde falan değil. Avrupa'da var bu adam. Kupalar da öyle sıradan kupa değil ya. Yani ben bunu anlamış değilim. Yani Mourinho bunları nasıl görmez ya? Bugünkü maçı resmen hediye etti. Şimdi bu arada güvenlik kuvvetleri de orada stat dışında bir takım önlemler almışlar ve Fenerbahçe yönetimi henüz stattan ayrılmamış. Bekliyorlar, onu da belirtelim. Güvenlik zafiyeti yüksek. Yukarıda kamera odası, bütün stattaki kameraları hepsini görüntülüyor. O görüntülerden içeride bulunan temsilcileri uyarması lazım.
Eksi 18'de o T alanında bu az önce saydıklarım dışında kimse giremez. Maçtan sonra da artı 15'te kimse giremez. Şimdi gelen bilgilerde göre de Ali Koç Beyefendi iten Fatih Özkan isminde Göztepe'li bir yöneticiymiş. Net bilgi bunlar olarak. Bu arada canlı görüntüler hemen Akredi'de sağ içine de akredi edilmediği söyleniyor. Oraya inmiş. O kart ne kadar gerçekçi, ne kadar resmi bilemiyorum. Akreditasyon edilmemiş. Gelen kişi. Ali Bey'in de oraya inmesi yasak. Bir de bu boyut var. Ama